Clash Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS'de 20'deyiz. CS'de 20'de bugün Eskişehir'le bir kariyere başlayacağız. Öncelikle neden Eskişehir diye sorarsanız neden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil de Eskişehir diye sorarsanız Eskişehir bulunduğu konumu hak etmeyen bir takım ve taraftar grubu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hem Eskişehirlerin belki biraz şöyle kanına dokunup bu tarafa çekebiliriz deyip mutlu olabilirler kimileri. Eskişehir şu anda ikinci ligde ve daha o gün Balıkesir'e 2-1 yenilmişti. Cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bunları geçelim. Biz videolarımızda artık tüm maçları vermeyi düşünüyoruz. Şöyle göstereyim fikstürden. Tüm maçlar artık videoda yayınlamayı düşünüyoruz. Önceden bir kariyer yapıyorduk ama çoğu maçları atlıyorduk. Ama şu anda 18 video falan çıkaracağız. Her videoda 2 maç yapsak olur. 18 video civarı çıkar. Neyse biz şimdi Altayspor'la deplasmanda bir maçımız var. Dilerseniz maça geçelim. Evet, kadro tercihimiz bu şekilde. 4-4-2 şeklinde bir dizilişimiz var. Kimi mevkilere oyuncu almamız lazım. Onun için de bir şeyler yaparız. Şimdi takımı gönderelim. Bize bir soru var. Evet, bir oyuncu satmıştık. Bizi ileri taşıyacak güçlü oyuncularımız ve kadromuz var diyelim. Geçelim. Ultra yapalım. Oraya bakmam lazım. Gol mü olacak lan? Gole mi gidiyoruz? Gole attık. Gole attık hazırlıksız bir anda. Onu yıka. Gole attı. Altay karşısında deplasmanda 1-0 öne geçiyoruz. Evet, bayağı bastırıyoruz. Hiç beklenmedik bir anda. 2-0 Onyeka. Henüz dakika 6. Onyeka 2 gol attı. Abi bu iş biraz sanki 3-0. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Şu an APK moddayız ama yani detaylıca incelerseniz takımlar arasında pek fark yok. Evet, şimdi hata çıkıyoruz. Bir kafa vuruşu fakat dışarı. İlk yarı bitti. İlk yarıyı 3-0 önde kapattık. Altay 2 şutu var. İkisi de isabetsiz. Şimdi ikinci yarıya geçelim. Evet, bir hatamız var. Kötü vuruş geldi. Evet, bu arada Altayspor'dan İbrahim kırmızı kart yedi. Bizde de sarı kartlar çoğalmaya başladı. Bu riski almayalım. Biz bir oyuncu değişikliğine gidelim. Kırmızı yiyip de ceza yemesin hiçbir oyuncumuz. Bir değişiklik ben yaptım. Bir değişiklik de menajerimiz yaptı. Evet, Semih Şentürk. O da 35-36 yaşında şu anda. Hiç beklenmedik anda ilk 10 dakikada goller oldu. 80 dakikaya sanırım gol sığdıramayacağız. Şimdi Altayspor atağa geliyor. Uzaktan bir şut fakat isabetsiz Altayspor. İsabetli şut atamadan bitirecek sanırım. Maç istatistiklerine bakalım. İsabetli bir şutları varmış. 15 şutumuzun 5'i isabetli bizim de. Evet, 90 artı 2. Maçın bu arada önemli kısımları verildi. Evet, 90 dakikayı kapattık. 3-0. 3 sarı kart yedik. İyi, güzel. İkinci maçımız ligdeki ilk maçımızı Boluspor'a karşı kaybetmiştik. İkinci maç şu anda Altayspor deplasmanda 3-0 devirdik. İki denk takımdı fakat Altayspor'un bu derece kötü oynamasını beklemezdim. Bizim oyuncularımız da iyi oynamış. Bu arada Semih Şentürk de sakatlanmış.
Evet, kurul müdürü de bizi ilk galibiyet için kutladı. Şimdi devam etmelisin, iyi çalışmayı asla bırakma demiş. Şöyle bir lig tablosuna da göz atalım. İlk sırada Karagümrük var. 8 gol atmışlar, 2 tane yemişler Akhisar. İkinci sırada gol yememiş. Balıkesir var onun ardından. Biz 6. sıradayız. Ümraniye, İstanbul, Keçiören Gücü de son sıradalar. Biraz kötü başladı onlar. Neyse, ikinci maça geçelim mi diye düşünüyorum. Fakat ilk videomuz olsun, biraz daha açıklamalarda bulunabiliriz. Bu arada APK moddayız ama şöyle göstereyim. Yani diğer takımlardan pek bir farkımız yok. Hatta eksiğimiz var diyebilirim. Sezgin yerine bir defans alabilirim. Genç, Semih Şentürk zaten sakat çoğu zaman. Artık öyle olur çünkü. Şöyle bir girelim oyuncu profiline. 36 yaşında. Yani bayağı sakatlanır. Yaşlı oyuncular sakatlanmaya eğilimlidir. Zaten bu sene sonunda da emekliye ayrılıyormuş. Şöyle kadrodan bir göz atalım. Sezgin yerine oyuncu alabiliriz. Dediğim gibi Onyeka zaten az forvet olur. Semih Şentürk'ün yerine. Kovanç'ın yerine oyuncu alabiliriz. Öyle yani bir tane bek, bir tane de defansif orta sahanın yedeğini alacağız. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Yani APK moddayım ama fazla kullanmıyorum. Yani şu an yüksek olduğuna bakmayın. Paranın birkaç kariyer falan yapmıştım. Sıfırladım ama o sıfırlanmadı. Niye bilmiyorum. Ama bu arada takım derecesi. Şimdi göstereyim abi. Diğer takımlardan yani üstün değiliz. Mesela Balıkesir 66. Karagümrük daha düşüktür büyük ihtimalle. 64. Bursaspor'a bakalım. Bursaspor 71. Bursaspor bizden üstün. Osmanlıspor da aynı şekilde yüksek. 71 o da. Adana Demirspor da yüksek olabilir. Emin değilim. 67. En iyi 11 68'miş. En iyi 11 67. Kadro derecesi 65. İstanbulspor'a bakalım. Yani bu şekilde. Şimdi fazla göz atmaya da gerek yok. Yani diğer takımlardan denk bir kadro oluşturdum aslında. Öyle abartacak derecede yükseltmedim kadro derecesini. Neyse bugünlük benden bu kadar. Serinin devamı için like atıp abone olabilirsiniz. Kanalı beğendiyseniz abone olun. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.